sen mosmor bir yıl geçirir misin gerçekten? Hiç mosmor. Tuğberk'le. Bak, yaptığım her şeyi eleştirebilirsin. Benim sizi yaptığım gibi. Ama gerçekten bazen, bak bu mesela Tuğberk mevzunu açmakla mesela sınırını aşıyorsun. Sebebini söyleyeyim mi? Sen sınırını bence, aşmıyorum bence. Kesinlikle sınırını. Neyse, sen bence insanların gözünde başka bir algı yaratmaya çalışıyorsun. Sosyal medyadan arkadaşlık mı yolda? Hayır, hiçbir şey değil. Onunla bir alakası yok. Ne hayır, Tuğberk mi yolladı diyorum. Sen bir dakika, hayır. Ama Elif senin sözünü nasıl kesmeyeyim? Devamlı sadece bir şey var. Esra'nın benim erkek arkadaşımla, benimle ilgilenen birisiyle ilgili yaptığı bu tavrı hiçbir şekilde onaylamıyorum. Ve sana son derece kızıyorum. Benimle ilgili her türlü mevzuya girebilirsin. Neslihan bir dakika, ne olur üstümden kalkar mısın rica edeceğim? O zaman aramıza sokup durma Elif. Ha, aramıza sokma. Aramıza getirip durma. Ben getirmedim, ben getirmedim. Adam sürpriz olarak geldi. Neslihan'ın fikriydi. Bu benim özel hayatım. Ve adamı hiçbir şekilde tanımıyorsunuz. Ben de tanımıyorum. Bugün şunu bu anda mevzu ediyor olman, Tuğberk'le olan bilgin ne? Bu ne demek biliyor musun? Bana şu anda haksızlık ediyorsun. Çok haksızlık mı sence? Evet, bana haksızlık. Çünkü ben sana bu şekilde davranmıyorum. Ben senin özel hayatına ilgili sana hiçbir şey yapmıyorum. Bir dakika falan değil. Ben sana bu şekilde davranmıyorum. Hiçbir şekilde. Bu benim özel hayatım ve bunu yapmaman gerekiyor. Bu kadar basit. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Yani seni niye bu kadar rahatsız etti ki Tuğberk'in ona çiçek getirip orada jest yapması? Sana ne ya? Tuğberk'in getirmesi değil. Tuğberk'in o ortama durup girmesi ya da bu tür konuların durup girmesi yeter ama artık ya. Niye girmesin? Burada bu kadar bana herkes yüklenirken sesin çıkmıyor kadın... da Elif'te mi problem oldu? Allah aşkına, kadına bir jest yapılmış. Hmm. En yakın arkadaşı vasıtasıyla. Bizim bu nedense çok tesadüfen o andaki kokteyli Günsel'in gününde oldu. Sen bizi evine davet etmişsin. O senin misafirin ya. Vallahi Elif senin misafirin. Bana bunca şey söyledikten sonra misafirin. Sana misafirin. Ne söyledi Elif? Sana o zaman ne söyledi? Ev sahibi gibi davransın bana. Elif bu konuda %100 haklı. Çünkü burada sen onu incitmek, yaralamak için özellikle Tuğberk meselesini açtın. Hani onu orada sanki utanacakmış gibi. Kız ne yapsın? Kıza yapılmış bir jest var. Haberi bile yok oraya geleceğini Ezgi, adamın. Sen bunu söyleme bari. O neden? Gün sana anlattıklarımı sen biliyorsun. Ve ondan sonra bu kadar ani bir değişimden sonra ben çocuklarımı bu eve getiriyorum. Ve şu anda beni en çok bel altından vuran da sensin. Bu mevzuyu burada konuşmadan bu evden çıkmayacağım. Hakikaten çok sinirim bozuk çünkü ben senin misafirin olarak geldim buraya. O zaman misafirin gibi davran. Bu mevzuyu misafirin gibi davranmak istiyorum. Benim kişiliğimle alakalı. Giyimim, kuşamım, saçım, makyajım, boyum, posum, kilom, her şeyimle ilgili eleştiri yapabilirsin. Ama benim özel hayatımdaki sınırlarıma giremezsiniz. Özel hayatın eğer kimse bilmiyorsa özeldir. Ben Esra'cığım, seninle bu mevzuyu çok acil çözmemiz lazım. Çünkü ilerleyen günlerde hakikaten birbirimize iyi gelmeyeceğiz. Ve lütfen sana son kez söylüyorum. Ben eğer senin arkadaşınsam ve öyle kalacaksam benim özel hayatımı bu masaya ya da insanların arasına lütfen taşıma. Bu konuda ne beni Neslihan engelleyebilir ne o ne... Sen bu kötü algıyı insanların gözünde yaşatma. Çünkü bu masum başlayan bir şey. Masum bir durum. O anda kimsenin kimseye bir terbiyesizliği hiçbir şey yok. Ve ben daha fazla kalamayacağım bu evde. Bir dakika, bunu gerçekten çözmek. Hayır, hiçbir şey çözmeyeceğim. Şurada dur ve beni dinle. Bu kekinde lütfen kendin ye. Hoşça kalın. Asla evime girme zaten ya. Çek git ne yapıyorsan yap. Altıncı kişileri de aramıza sokma. Sokacaksan da haber ver. Ben orada olmayacağım. Neslihan, ben seni sonra ararım.